Birleşik Devletlerin Georgia eyaletinde eşine alt rastlanır olay gerçekleşti. Yıllar öncesinden kalma bir ağacı kestikten sonra onu kamyonete yükleyen bir oduncu ağaç gövdesinin içinde köpek mumyasıyla karşılaştı. Araştırmacıların incelemeleri sonunda köpek mumyasının 1960'lı yıllara ait olduğu ortaya çıktı. Köpeğin sincap gibi bir hayvanı kovalarken ağaç kovuğuna sıkıştığı tahmin ediliyor. Ağacın üst kısımlarına kadar çıkan köpeğin avını bırakmadığı, pençelerin konumundan kendinden geçene kadar tırmanmaya devam ettiğine inanılıyor. Bununla birlikte mükemmel koşullar nedeniyle köpek bu zamana kadar korunarak gelmiş. Normalde vahşi hayatta ölen bir köpek bozulmaya yenik düşer ve diğer hayvanlar tarafından yenilirdi. Bununla birlikte köpek bir ağacın içinde öldüğünden başka hayvanların erişebileceği ihtimal dahilinde değildi. Yükseklik nedeniyle de diğer hayvanların onu koklayabilmesi pek olası görünmüyor. Staki adı verilen köpek kestane ağacın içinde bulundu. Kestane ağacının içinde hayvan dondurma işlemlerinde cesedin çürümemesi için kullanılan tanem bulunuyor. Ağaç havadaki tüm nemi emdiği için cesedin kurumasına da yardımcı oldu. Kuruyan ceset tanenin de etkisiyle mumyalaştı. Köpeğin cesedi tanenle kaplanınca çürüme durumu engellendi. Mumyalanmış ceset nadir görülen görüntüsünün dünyaya gösterilmesi için müzeye götürüldü. Staki'nin mumyası Güney Orman Dünyası Müzesi'nde sergileniyor. Mumya zarar görmemesi ve orijinalliğinin bozulmaması için ağaç gövdesinden çıkarılmıyor.